Yıllardır böyle, yani kim başa kim bu memleketin başına geldiyse sadece göz boyama amaçlı gelip bir iki hafta işte onarıyorlar. Şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ağrı'nın bütün bozuk yollarını yaptırsak onun için de bizim için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu yollar hakkında hani benim tek düşüncem hani Ağrı'ya yol yapılmıyor abi herhalde. Hani asfalt hemen bozuluyor. Ya malzemeden mi çalıyorlar bilmiyorum ya da iklimden dolayı mı? Hani bu yıl yapılan bu asfalt ben gördüm belki 3. kez bu asfalt yapılıyor ve her yıl bozuluyor. Kış kalktıktan sonra tüm asfaltlar bozuluyor. Mesela doğalgaz çalışması yapılmış geçen seneden beri. Hala mahallenin yolları düzeltilmedi. Hep çukur, hep çakıl taşlarıyla dolu. Hep yani ne bileyim kanalizasyon sistemlerini yapıyorlar. Yollar hep bozuk. Arabanın altını falan da vuruyoruz. Yollar düzeltilsin. Bu yolları düzenli bir şekilde olsun, bu tozu toprak. Şimdi ilk olarak memlekette bir kere altyapı yok. Yani bu Allah'ın emri. Ondan sonra her gelen yeni kişi de yapıyor ama işte gördüğünüz gibi burada belli zaten görünüyor. Bu kadar yapıyor, bu kadar yapabiliyorlar. Nedenini de kimse hep yapmaz. Yani açıklamazlar tabii ki. Bu şekilde bize devam edeceklerini söylediler, yapacağız dediler falan filan, bu şekilde bırakıp gittiler. Fakat Savcı Bey'den ricamız, başkanımıza ricam, yani bütün Aralık adına konuşuyorum. Sayın Başkanım, size zahmet, buraya sahip çıkın. Hangi yola giriyorsun, o ondan daha bozuktur, o ondan daha beterdir. Savcı Bey'e böyle bir çağrım olacak. Yani bir dahaki sefere milletin oylarını alsın. Benim çağrım o da başka, diyecek bir şey. Vallahi mahallemizde yolumuz çok kötüdür, çok bozuktur. İstiyoruz Savcı Bey yapsın, baksın. Elimize gelse bize yardım ederiz. Bize yani katkıda bulunur. Herkes onda memnun olsun, biz de memnunuz, o da istiyoruz. Yani Ağrı'nın bütün sokakları, bütün caddeleri şu an bozuk. Ağrı mesela iktidar partisine sürekli oy vermiş bir il olmasına rağmen hiçbir çalışması yoktur. Bizim Ağrı'da yaşadığımız mevsim süresi 4 ayla 5 ay arasıdır. Yani yaz aylarımız bu kadar. Kışın zaten bir çalışma yapılmıyor. Yazının, belediyenin yazın çalışması gereken aylardır. Belediyede beklediğimiz şu, bu yaz aylarında bu caddelerimiz, bu yollarımızı, bu sokaklarımız yapmasını istiyoruz. Thank you.
Bizim şehir merkezinde 190 kilometre yol ağımız var. Bunun 100 kilometresi asfalt. Bu sene planladığımız 100 kilometre asfaltı Allah'ın izniyle bitireceğiz. Planımız o yönde. Tabii bu malum pandemi sürecinden dolayı biraz aksaklık oldu ama halkımız merak etmesin. Allah'ın izniyle 100 kilometrelik asfalt ağımızı bu sene tamamlayacağız. Şu an istediğimiz gibi asfalt temin edemediğimiz için onun planını yapıyoruz en kısa zamanda. Günlük 30-40 kamyon asfalt dökecek şekilde planımızı yaptık. Firmalarla anlaşmak üzereyiz. Diğer yolları aciliyeti olduğu için, aciliyeti olan cadde sokakları plan dışında yapıyoruz. Sebebi odur. Yani parça parça dökmemizin sebebi o. Ama seri bir şekilde ve yol yapımına nasip olursa. Bunun yanında kaldırım çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Parke ihalelerimizi çıktık. Bu ayın 19'unda ihalelerimiz var nasip olursa. O anlamda parke yollarımıza da başlayacağız. Acil olan yerlerden. Artı diğer 3 tane dev projemiz var. Savcı Başkanımızın öncülüğünde kendisi yakinen takip ediyor o projeleri. Murat Nehri projemiz, 500 Ağır projesi ve Fırat Mahallesi ikinci etap projemizde. Allah nasip ederse bu sene kazmayı vuracağız onlara. Asfalt serim ekiplerini biz kendimiz kiralayarak getirdik. O anlamda bir maliyet düşüklüğü var. Artı karayollarının da desteğiyle Savcı Başkanımızın genel müdürlükten aldığı onay ve asfalt dökümle ilgili. Onlarla ilgili daha düşük maliyete belediyemizin bütçesine de fazla bir ek gelir getirmeden yapabiliyoruz şu an, doğrudur.